Kabak boranyası yapıyoruz. Kabak boranisi. Evet. Kabak boranyasının en önemli özelliği sadece Antakya'da olan keçi tuzlu yoğurdu. Keçi sütünden yapılmış, odun ateşinde pişirilmiş tuzlu yoğurt. Sadece Antakya'da olur bu iş. Artı bizim kabak tatlısı, kireçte kıtır kabak tatlısından yaptığımız kabaktan beyaz kabaktan olur bu yemek. Antakya'ya hastır. Sarımsak, soğan, kuşbaşı etimiz, tuzlu yoğurumuz, kabağımız, haşlanmış nohudumuz, tereyağımız, kuru nanemiz ve kurutulmuş kırmızı baş biberimiz. Malzemeleri bunlar. Evet. Bu kabak bal kabağı mı? Hayır, beyaz kabak bu. Sadece Antakya'da yetişiyor beyaz kabak. Biz bu kabakta kabak tatlısı yapıyoruz. Kireçte kıtır kabak tatlısı. Antakya'ya hastır, su kabağı olarak da bilinir. İsterseniz öncelikle biz etimizi kavurarak başlayabiliriz. Başlayalım. Tereyağının içerisine kuşbaşı doğranmış dana etini atıyoruz. Etimiz kavrulurken bir taraftan sarımsaklarımızı küçük küçük doğruyoruz. Halka halka. Çok küçük olmayacak. Halka halka. Sarımsaklarımızı attık. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ardından soğan hemen hızlıca. Evet, yarım soğan yeterli bu yemeğe. Sadece lezzet vermesi amacıyla. Şimdi beyaz kabaklarımızı, doğradığımız beyaz kabaklarımızı atıyoruz güzelce. Dediğim gibi bu Antakya'da kireçte kıtır kabak yaptığımız kabak, beyaz kabak. Kavurmadan önce biraz buna lezzet versin diye biraz karabiber atacağız. Hemen. Kabak, karabiber, et, sarımsağı şimdi içine kavurduğumuz zaman içine emecek. Yani siz yemekte sadece kabağı tatsanız bile o lezzet alacaksınız. Soğan, sarımsağı, tereyağı. Bu kabak çok farklı bir kabak. Evet. Antakya'da yetişiyor. Antakya'da yetişiyor. Ve genelde tatlısını yapıyorlar. Evet. Kabak. Ve bu tatlı 4 günde yapılıyormuş. Evet. Doğru mu usta? Evet. Çünkü kireci yapmak 1 gün. Kabakları kestikten sonra kireçte beklemesi 1 gün. Kabaklar kireçte bekledikten sonra yıkayıp pişiriyorsunuz. Piştikten sonra bir günde şerbetinde bekliyor. Yani 4. gün yiyorsunuz. Bugün başlarsak çarşamba günü yeriz. Biz yetişemeyiz. Şimdi kabaklarımızı, etimizi attık, kavurduktan sonra sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Parmak geçecek kadar. Şu an çok iyi. Haşlanmış nohutunu ilave ediyoruz. Burada şimdi bakın kuru biber. Aynen. Her mutfaktaki gibi ustaların elinin altında nasıl et sosu olur, balık sosu olur. Harika. Bizim de Antakyalıların böyle güzel. Oo. Harikasın ustam. Aynen. Pul biber atmıyoruz. Ben bunu niye böyle yaptım onu da söyleyeyim. Küflü olup olmadığını kontrol ettim burada. Bakın. Çünkü ben bunu attığım zaman belki de içi küflü olduğu zaman belki de yemeğin tadını bozacaktı. Tabii. O yüzden bir kaç tane kontrol yaptım. Bakın sıcak suda bir yıkadık hızlıca. Kontrol amaçlıydı oradaki biber. Ondan sonra güzelce isterseniz tüm olarak isterseniz ikiye bölerek atabiliyorsunuz. Çok güzel. Şöyle suyuna bakabilirsiniz. Biraz bu kaynadıktan sonra tuz yoğurdunu ilave edeceğiz. Şimdi tuz yoğurdunu ilave etme zamanı geldi. Tuzlu yoğurt. Evet, Antakya'ya has tuz yoğurdu keçi sütünden yapılır. Amanos ve Yaya Dağları'nda keçinin sütünden elde ettiğimiz tuz yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Burada bir tarif vereyim. 1 kilo kabak kullandıysak 1 kilo tuzlu yoğurt koyacağız. Nasıl yapacak şimdi izleyicilerimiz? Bu tuzlu yoğurdu bulamazlar İstanbul'da. Antakya'da sipariş edecekler tanıdıkları varsa. Ya da yumurta, yoğurt, undan bir sos yapıp ilave edebilirler, bağlayabilirler. Şimdi burada bir şey var. Tuz yoğurunu attıktan sonra kesinlikle karıştırmıyorum ben. Oo, kaynaya kaynaya tuz yoğurt kendini bırakacak. Bu bir keş gibi aslında. Bir de bizim Antakya'da bu ana yemek olarak da geçer, çorba olarak da geçer. Şimdi Türk mutfağındaki çorbaların özelliği az taneli olur, sulu olur. Ama Antakya mutfağındaki çorba çok taneli ve yoğun olur. Doyurucu olur. Doyurucu olur. Bizim Türk mutfağından, Hatay mutfağından ayrıca özelliklerinden bir tanesi budur. Yani biz kabak boyunesini literatürde sulu yemek olduğu için yapım aşamasında çorba olarak geçer ama Antakya'da ana yemek olarak veririz biz bunu. Güzelce özleştikten sonra en son kuru nanesini tereyağını tavlandıracağız. Bitecek yemeğimiz. Yağımızı tavlandırıyoruz. Tereyağı. Tereyağı ve ayçiçek yağını tavlandırıyoruz. Kuru nanesini atmadan önce yağı kızdıracağım. Kuru nanesini atıp cozlayacağız. Kuru nanesini atıyoruz. Yağın içerisine kuru nane attık. Kuru naneyi en son attık. Evet, kararmasın diye. Şimdi boranı bize. Evet. Ve kabak boranenin üzerine döktük. Evet, şimdi hocam, çok güzel koktu. En son atmamızın özelliği nane kararmaması için. Güzelce servis ediyoruz. Önce tanesinden. Oh. Kabağından şöyle güzel.
Nohutundan, kabağından, etinden, suyundan. Biber. Biberle aram pek yok ama yine de koy ustam, koy. Görüntüsü şahane. Çok güzel bir görüntü var. Ben fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşacağım. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Facebook ve Twitter'da Dünyanın Tadı. Antakya'nın keçi sütünden yapılmış tuzlu yoğurdundan kabak boranlisi. Bakalım beğenecek misiniz? Bakalım. Önce kabağından, Antakya'ya has beyaz kabağından şöyle. Şöyle kabağından. Üfleyerek yerseniz. Ağzım yandı. Sıcak, sıcak çünkü. Şöyle suyuna da batırayım. O zaten olay orada. O kurutulmuş kırmızıberin böyle hafif acılı, sarımsağın, tereyağın. Hepsinin böyle birbirine geçmesi. Tereyağı, kuru nane. Ustam, çok güzel bir tadı var. Acılığı var. Hafiften acısı var. Aynen. Kabakta da tatlılık var. Kabaktan aynen tadını Çinliler, almış. Japonların yemeği gibi tatlı, acı. Hepsi bir arada. Aynen, hepsi bir arada. Çok lezzetli, çok lezzetli. İlk defa yiyorum. Evet. Ama bayıldım. Evet, sadece Antakya'da oluyor bu kabak bolognesi. Ispanaktan da yapıyoruz biz bunu. Çok güzel. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık diyorum. Afiyet olsun. Dünyanın tadını Hatay'da kabak bolognesi çıkarmaya devam ediyorum.